En ucuz ve güvenilir şekilde coins almak istiyorsanız MMORPG sitesinden coinslerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bilgi için iyi butonuna gidebilirsiniz. Haydi bakalım, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten çok muazzam ve çok müthiş bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fişek çıkarmaya çalışacağız ve yükseltme falan bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Gerçekten bu videoda çok güzel bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bu arada green screen'in geri dönüşüne özel. Şurada green screen var, görüyorsunuz. Umarım şu anda güzel çalışıyordur. Şu an belki güzel çalışmıyor olabilir. Green screen'in geri dönüşüne özel ve destek için dünkü video çok fazla dislike gelmiş ya. Yanlış yaptık o videoyu. Abi en son like çıktı, siz yine de dislike atmışsınız. Bazı kişiler şey yazmış. Abi sana dislike atar mıyız falan demişsiniz. Çok teşekkür ederim onlara. Onları beğenenler falan da olmuş. Bayağı gerçekten benim yorumumdan daha çok falan beğenilmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanalda abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle like atın. Evet, çok önemli. Like'larınız bu dönem çok önemli. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8 tane hakkım var, yani çok fazla hakkım yok. Bu 8 hakkımdan bir tane fişek çıkarmam lazım. Bakalım çıkarabilecek miyim arkadaşlar? Zaten fark etmişsinizdir ki ben bunu ekran kayıttayken yaptım. Bunu da açıyoruz. Zarf 17'yi de açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Umarım güzel bir şey çıkartmışımdır. Gerçekten aklımda değil şu an, hatırlamıyorum. Ve geç açılmış. Çünkü arkadaşlar ben bunu motorda açtım ve biraz internet yavaş oluyor orada. Hani denizin ortasında olduğumuz zaman, motor dediğim deniz teknesi olan motor. Ve yavaş oluyor. Okula giderken sabahın köründe açtım. Paketler bunlar. Sabahın köründe sırf ya iş gibi ben bu oyunu oynuyorum ya. Bu canlı etkinlikler falan gerçekten abi sürekli oynanması gerekiyor, ilginç ya. Evet. Hani saat 10'da yatması gereken kişiler olursa, yani ondan önce yatması gerekenler yine de dayanıp böyle 10'u 10 geçe falan yatıyor. Sırf bu etkinlikler için öyle insanlar tanıyorum. Gerçekten ilginç abi, vardır tabii, olacak abi, o tarzda olacak. Ve evet tamam, ama ilginç. Mikrofonun sesi bayağı biraz geliyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 beceri geliştirisi ödülümüz çıktı. Ve ben bunları tek tek açtım arkadaşlar videoda. Neden öyle açtım bilmiyorum. Hani şöyle düşündüm arkadaşlar. 30 tane geldiği zaman 3-3 gelir diye düşündüm. Yok, 3.5-3.5 gelir diye düşündüm. Yani genel olarak 3-3 tane gelir diye düşündüm. Bakalım öyle mi gelecek dedim. Ve en önemli şeylerden gördüğünüz gibi yine düşük geliyor. Önemsiz şeylerden yüksek gelmeye devam ediyor. Hani EA Sports böyle bir oyun arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Ama bazen kaptan 5 tane geldi mesela. En önemlisi kaptan mesela 5 tane geldi. Bu da ilginç, değişik bir durum. Ama yine de güzel abi. Kaptanı tıklamışım zaten, bakmışım. Ve arkadaşlar gerçekten şu anda 8 tane de bir tane en azından çıkarmamız güzel bile oldu. Bakalım daha çıkacak mı? %100 emin değilim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama 88.000 coins çıktı. Acaba ben bunu mu hatırlıyorum abi? Bu videoda güzel bir şey vardı ki ben size şu anda izletiyorum. Umarım güzel bir şeyler vardır. Ve hakkımız da 2 tane kaldı gördüğünüz gibi. Maalesef bitti arkadaşlar, sayılır. Ve galiba bir şey çıkmadı. Hani 8 tane de 2 tane çıkarmak zaten fazla olur arkadaşlar bu arada, odaklarınızı bunu 8 tane de 2 tane çıkarmak bence bayağı bir iyi bir şey yani, bence iyi. Evet haydi bakalım açıyoruz ve evet başka da çıkmamış galiba, değil mi? Öyle görünüyor. Mağazaya giriyoruz. Öne çıkanlara giriyoruz. Ve bir daha çıkıyoruz, bir daha giriyoruz. İlginç bir şeyler yapmışım. Şöyle bir daha ileri ben sarayım arkadaşlar. He, buradan 5 tane kırmızı zarf almışım çünkü fişek ben gerçekten çok istiyorum abi o dönemde. Yani o dönem dediğim, hani bu dönem yani, şu bu sabah çok istiyordum. Hala da istiyorum, umarım çıkartabilirim. 5 tane daha aldım, bakalım bu 5 taneden güzel bir şey çıkmış mı, eğer çıkmasa bile bakalım 8-5'ten 13. 13'te 1 çıkarmak çok büyük bir şanssızlık değil ama yine de birazcık şanssızlık olur. O yüzden umarım çıkmıştır diyorum ve açmaya devam ediyorum. Bakalım neler çıkacak. 888 jeton. Hadi abi şu 13'te 2 bari yapmış olayım lütfen. Haydi bakalım. Çünkü %100 emin değilim, o 88.000 coins de aklımda kalmış olabilir. Yine 888 jeton. Haydi EA Sports bana güzel bir şey vermiş ol. Buradan böyle bakıyorum. Bu arada şu anda hatırladım ben ya. Gerçekten hani hatırladım. O anı hatırladım. İlginç. Sabah oldu daha ama çok arkadaşlar. Hani 12 saat geçmiş üstünden ve hala da çıkmıyor. Galiba çıkmamıştı arkadaşlar. Çok emin değildim dediğim gibi. Çıkmadı gibi hatırlıyorum ama sanki böyle bir güzel bir şey vardı. O da 88.000 jeton olabilir. Haydi bakalım. Geliyor. Gelmiyor abi. Gelmiyor. Çıkmamış galiba. Son paketi de açalım o zaman. Sonra da hemen canlı videomuza geçeceğiz. Haydi bakalım abi. Son paketi ne açmışım? 15. zarftan geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız?
3, 2, 1 gelmiş de olabilir ya, bilmiyorum ama. Oha, gelmiş son pakette. Ama ben burada sana son çıktığına üzülmüştüm ya. Gerçekten üzülmüştüm. Sonra değerine falan bakıyorum burada. O zaman hemen canlı videomuza geçelim. Canlı olarak şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef bunlar güzel değil. Ve elimde sadece 4 tane o şeyden var yani. Umarım anlamışsınızdır demek istediğimi. O 4 tane var ondan. Ve 4 tane de benim hiçbir işime yaramayacak. Ancak maalesef bir tane fişek çıkartmak istiyorum. Çıkar mı çıkar arkadaşlar. En azından bir tane Joa Cancelo. Her neyse ondan bir çıkartmak istiyorum ama fişek çok lazım hissediyorum. Çok lazım hissediyorum. Yani artık cümle bile kuramıyorum. O yüzden hemen hızlıca açıyorum. 8, 16, 24 açacağım ve kafama göre bir rakam belirleyip onu açacağım sonra. Çıkmadı hiçbir şey. Abi en azından bir şey çıksın. Bak fişek de %100 istemiyorum ha. Fişek istemiyorum. Şanslı jeton hariç her şey olur. Ama fişek çok istiyorum ya. Fişek çok istiyorum abi. Çıksın lütfen. 88 mi jeton abi? Güzel ya. Ben 88 mi jeton çıkınca seviniyorum. Aslında bana coins zaten alabiliyorum yani hani bittiği zaman ama yine de 88 mi jeton çıkınca işim bir rahatlıyor. Haydi bakalım abi. 8 mi jeton ve abi 10.yu açacağım. 10.yu açtım. Bakalım gelecek mi? Bilmiyorum abi. Gelebilir, gelmeyebilir. Ve hiçbir şey çıkartamadım arkadaşlar. Maalesef sağlık olsun. O şeyden çıkartamadık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gol sevinci etkinliğine girelim. Ve buraya oynayacağım. Çünkü 13 tane oldu ve 13 tane olduğu zaman buraya oynamak yapılabilecek en mantıklı şey. Ama 3 tane ay oyuncusu kadrona koy diyor. Benim şu an 2 tane var galiba. O zaman 3.sünü de koyalım. Birincisi Jorge, ikincisi Fernando Torres. 3.sü de en düşük oyuncu yerine koyacağım. Yani Kastrom herhalde yok. Gerson en düşük oyuncusu. Bir dakika ya. Ha, Romagnoli var. Bir dakika, bende bir tane var galiba ya. Ben yanlış düşünmüşüm abi. Buraya Selke'yi koyalım. Sonra buraya da yanlış oldu abi. Buraya değil. Stopere koyalım o zaman. Motta'yı koyalım buraya da. Evet, takım 94 gene düştü. Ancak etkinliği oynayabilir duruma geldik. O yüzden yani böyle mantıklı oldu bence. Daha iyi oldu diye düşünüyorum en azından. Ben öyle düşünüyorum. Umarım öyle olmuştur. Haydi bakalım gol sevincine giriyoruz. Ve sesim şu an size çok mu kısık geliyor bilmiyorum ama mikrofon çok kısık kaydediyormuş gibi hissediyorum. Umarım öyle değil çünkü ekranda öyle gözüküyor. Evet. 200 beceri geliştiricisi çıkacak buradan da. Gerçekten güzel yükseltme falan da yapmayı düşünüyorum. Bu videoda tüm paramı bitirip yükseltme yapabilirim. Bu arada aklınızda bulunsun yani. Ben onu size başta zaten söyledim. Bu arada niye etkinliği böyle yaptınız? Hayır. Evet, tamam, güzel. Gerson. Gerson bunu kaçırmaz. Kaçırmaz dedim yani. Umarım demek istediğim şeyi anlamışsınızdır. Evet. Güzel bir etki. Bu arada bunu yapamayınca geri geliyor mu? Hiç yapamadığım olmadı ama umarım yapamayınca geri geliyordur. Çünkü ya da gelmesin. Ya niye gelsin? Ben zaten hep yapıyorum diyecektim. Şimdi yapamazsam gelmezse hani gerçekten sıkıntı olur da yapamama şansım herhalde yok abi. O kadar da kötü değilim çünkü. Haydi bakalım abi. Şimdi tekrardan oynuyoruz. Saçımı çok düzelttiğimi farkındayım. Bu arada green screen olmayacak gibi. Çünkü şut kısım biraz daha açık ve yani çok güzel olmayacak gibi ama olacak. Umarım olur yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Olacağını düşünüyorum. Hemen devam ete basıyorum. Ve 200 beceri geliştirisi çıkacak. 30 şanslı jeton. 25.000 XP, 75.000 XP. Bu arada şarjım bitiyor arkadaşlar. Gördünüz zaten sizde. 12 tane güç ne abi, sen şaka mısın? Bayağı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu arada tek tek tıklamayacağım. Hemen tümünü aç yapalım. Ve 4 tane hız çıkmış. Bu arada kaç olmuş? 22. Bayağı bir yükseldi abi bunlar. Güzel oldu ya. Kaptan. Kaptan daha birazcık az kalmış. Ama herhalde hiç yükselen daha yoktur yine de arkadaşlar. Ben yine de hala yükselenin olmadığını düşünüyorum ve ha, bir dakika. Abi ben bunu çok oynamak istiyorum da bunu oynayamayacağım galiba. Evet, 3 saat kalmış zaten. Bunu oynayabilmek için hani bayağı bir şeyler yapmak lazım galiba. Oha, 32 tane olmuş. Yükselen var galiba bayağı. Bir dakika ama bir dakika. Önce bir şu en yüksekken yapalım. 30 taneye düştü. Niye 32 gibi geldi bana? Neyse, ikinci santrafor yükselmiş. En azından Fernando Torres'imiz yükselecek ve bugün 96 gene ulaşacağız. Hesabımız ban yemeden önce 98 yendik. Bakalım tekrardan o 98 yenki haline gelebilecek mi? Göreceğiz abi. Fizik gücü falan yok abi, gördüğünüz gibi. Ama hani bayağı bir yaklaşıyor yavaş yavaş. Şu dribbling falan yine düşük kalmış ama müdahale falan mesela. Yani iki oyuncuyu birden yükselteceği için o çok güzel olacak. 95 geniz hala 96 gen olmadık. Ama 96 gen olmamıza az kaldı arkadaşlar, her zaman söylediğimiz gibi. Benim arkadaşlar hiç değiştirmeyi düşünmediğim oyuncumu yükselteceğim. Ali'yi ilk olarak değiştirmek istemiyorum ama onu yükseltemiyorum.
Hani bu fonu hiç değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar uzun bir süre. O yüzden ben bu fonu bir gen arttırabilirim. Bu fonu bir gen arttırmak için önce bir defans antrenmanı XP'lerimizi kullanalım. Böyle beleş olanlar. Sonra şu 10.000'lerden kullanalım abi. 10.000'lerden en iyisi 10.000'ler. 10.000'leri kullanarak biraz da 5.000 kullanalım abi. 5.000'ler bitti ama 5.000'leri bitirmeyelim ya. 25.000 kullanalım bir tane. Bir daha abi 3.000'lik bir oyuncu. Şöyle düşüklerden abi. Şöyle şunlardan. Şu iki tane şundan koyalım. Bunlar da boşa gitmesin abi. Sonra da şunlardan koyalım işte. Ve oldu. Hatta bunun bir tanesini çıkartalım. Jeton indirmemiz 0 arkadaşlar. Tabii ki 0 olacak. Niye yüksek olsun. 521.000 coins verip bu fonumuzu 97 gen yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Takım 96 gen olmadı. Çünkü daha var arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Castrom'a geliyoruz. Çalıştır diyoruz. Daha kesin Castrom'u yükseltmem kesin değil ama 100.000 bir devre sonu XP'miz var. Ben bunu bir şekilde kullanmak istiyorum. Ve Cannavaro'yu da takımdan atabilirim belki. O yüzden bir dakika abi. Bir devrin sonunda oyuncusu olarak bir tek Castrom'u mu kullanıyorum ben abi? Arkadaşlar takımda zaten başka bir devrin son oyuncusu yok gibi duruyor değil mi? Rosicki var, onu da kullanmıyorum. Bir tek Castrom kullanıyorum. O yüzden çalıştıra gelelim. Oyuncuyu geliştire de gelelim. Burada bir devrin sonu XP'mi basacağım. Sonra da abi bir tane bundan. İki tane bundan. Altı tane bundan basalım. Evet, ilginç bir şekilde basıyorum arkadaşlar ama. Ve 5.000 mi kaldı? Tam 5.000 kalmış. Bir de 5.000 basalım o zaman. Tam 2 gende Kalström'ümü yükseltiyorum. Bunun yükselmeye ihtiyacı vardı arkadaşlar. Bunu sürekli kullanır mıyım bilmiyorum ama artık bundan sonra zaten sürekli kullanacağım. 2 gende bunu arttırdım. 95 geniz hala takım yükselmedi. Çok ilginç gerçekten. Şimdi sırada kim var abi? Gerson mayın düşük. Aynen, Gerson çok düşük kalmış. Burada Gerson, Royce da düşük aslında. Ama önce bir Gerson'u yükseltmek istiyorum. Gerson forvet ve 50.000 50.000'den bir tane verdim. Bir de 10.000 verelim. Bir de 2 tane 2.000, bir de 5.000. Buradan bir 2.000'i çek, bir de 5.000 ver. Evet, 171.000 coin ise Gerson'umuzu 93 gen yapıyoruz abi. 105 dribbling falan oldu. Gerson gerçekten harika bir oyuncu, çok sevdiğim bir oyuncu. Hala 95 geniz. Şimdi arkadaşlar Royce düşük kalmış. Orada Royce'u bir Jorge de düşük kalmış. Jorge'yi de yükseltebilirim. Bu arada defans XP'miz kalmadı galiba ama zaten. Bir şey değişmeyecek o yüzden. Evet, 1000'lerden basalım abi. 1000 basabildiğim kadar basayım. Neyse ya, 1000 basmayayım ya da bir dakika. 5000 mi bassam? 5000 de çok basmışım abi. O zaman bunlardan basalım. Bir de 5000, bir de 1000 bas. Sonra bir de en aşağıya in abi. Şöyle şunlardan bas abi. Hop, bir tane daha. Bir tane daha tamamdır. Bunu da yükseltelim arkadaşlar artık ama yüksel. Takım yüksel, sıkıntı yok abi. Tamam, işim rahatladı artık. 96 gen olacağız ama bir de Royce'u da yükselteceğiz dedik. Yükseltelim. Şimdi ne verelim abi? Buna bir tane 50.000 verelim. Bir tane 2.000 verelim. 5.000 verelim. Sonra da 1000'lerle yükseltelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bayağı bir antrenman XP'mizi harcadık. Ve Marco Royce'u da 94 gen yaptık. Ve 57.000 coins kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi coins bitti. Ve ama bayağı bir geliştirdim takımı. 96 gene kadar yükselttim. Ve bence muazzam oldu arkadaşlar. Bugünkü yükseltmeleri umarım beğenmişsinizdir. Ve beceri geliştiricileri de az kaldı. Artık Marco Royce'un şu hızı da çok yavaş yükseliyor abi. Artık yükselsin şurada. Gerçekten sıkıldım onun yükselmemesinden. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videonun herhangi birisini tıklayarak da muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.